Değerli arkadaşlar merhabalar. İslam tarihinin son partıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz önceki 5. parti bitirirken Abbasilerle yolumuza devam edeceğiz dedim ama biliyorsunuz Abbasilerle Emeviler arasında iki devlet var. Kısaca onları da görmemiz lazım. Endülüs Emevi ve Benahmer Devleti. Şimdi arkadaşlar 750 yılında Emevi Devleti yıkıldı. Emevi Devleti'nin yıkılış sebeplerini ben size saymıştım. Milliyetçilik, ırkçılık. Ondan sonra iç barışın bozulması, fetihlerin durması, bir rehavetin başlaması, Abbasilerin faaliyetleri, Şiilerin faaliyetleri filan. Yani Abbasoğulların faaliyetleri, Şiilerin faaliyetleri. Bir sürü bir şey saydım size orada. Ve Emeviler yıkıldı. Emevi yıkılınca yerine Abbasi Devleti kuruldu. 750 yılında aynı tarihte. Ve Abbasiler Emevi sülalesini katletmeye başladılar. Öldürmeye başladılar ve çünkü Emeviler de Abbasoğullarına zulmetmişti gençler. Şimdi Abbasiler de gücü eline geçirince zulmetmeye başladılar Emevilere. Ve Emevi sülalesi Arabistan'ı terk etti. Şam'ı terk etti. Hatırlayın Emevilerin başkenti Şam'dı. Ve Endülüs'e kaçtılar. Yani İspanya'ya kaçtılar bugünkü adıyla. Ve İspanya'da 1. Abdurrahman tarafından Endülüs Emevi Devleti kuruldu. Endülüs Emevi Devleti Avrupa'da kurulan ilk İslam devletidir. Tamam mı arkadaşlar? 756 yılında 1. Abdurrahman tarafından kuruldu ve başkenti de Kurtuba şehri oldu. En parlak değeri çok önemli değildir sizin için bu. 3. Abdurrahman dönemi olarak geçti. Şimdi 756 yılından 1031 yılına kadar Endülüs Emeviler bulundukları bölgede yaşamlarını devam ettirirler. Öyle fetihtir bilmem ondan sonra askeri güçtür bu şekilde değerlendirmeyeceksiniz bunu. Endülüs Emevi Devleti deyince aklınıza bir Avrupa'da kurulan ilk İslam devleti gelecek. Birincisi bu. İkincisi ise bilimsel çalışmalar gelecek. Zaten ikisini bir arada toplayacağım ve bilimle ilgili kısa bir şey söyleyeceğim. Tamam mıdır? Ve 1031 yılında dağılır. Endülüs Emevi'nin dağılmasıyla İspanya topraklarında küçük devletçikler kurulur. Biz bunlara Tavaifül Mülük diyoruz ki bu bunun Arapçasıdır aslında. Küçük devletçikler kurulur ve dört döneme girilir. Birinci dönem emirlikler dönemi, ikinci murabıtlar dönemi, üçüncü muvahhidler dönemi, dördüncüsü ise Benahmer dönemidir. Bize lazım olan burada Benahmer'dir. Yani şöyle diyebiliriz, Endülüs Emevi Devleti dağılır bir müddet sonra yine İspanya topraklarında, Endülüs topraklarında Benahmer Devleti kurulur 1232-1492 yıllar arası. İspanya'da kurulan son İslam devletidir. İspanya'da kurulan ilk İslam devleti Endülüs Emevi'ydi, son İslam devleti de Benahmer Devleti oldu. Kurucusu Muhammed bin Ahmer'dir ki Elhamra Sarayı vardır. Endülüs'te yani İspanya'da Benahmer'den kalma Elhamra, Hamır, Hilali Ahmer, Kızılay, Hamır Ahmer, Kızıl demektir. Yani o zaman Beni Ahmer Kızıloğulları, o Elhamra Sarayı rengi taşları kızıl olduğu için Kızıl Saray ismini almış. Tamam mıdır arkadaşlar? Kurucusu Muhammed bin Ahmer, başkenti Gırnata. Endülüs Emevilerin başkenti Kurtuba, Benahmer'in başkenti Gırnata oldu ve 1492'de şöyle bir şey gerçekleşti. Aragon kralı ile Kastilya kraliçesi evlendi, kralla kraliçe evlendi. Bir Katolik birliği ortaya çıktı İspanya'da. Arkadaşlar bu Katolik birliği yeniden fetih anlamına gelen Rajon Gusti'yi başlattılar. Yeniden fetih. 711'e kadar onların elindeydi. Müslümanlar 711 Kadix Savaşı ile hatırlayın Emeviler döneminde almıştı İspanya'yı. Şimdi bunlar yeniden fethi başlattılar 700 küsür yıl sonra. İspanya'yı, İspanya topraklarını Katolik Birliği Müslümanların elinden aldı. Böylelikle Rajon Gusti onların gerçekleşti ve İspanya'daki İslam varlığı sona erdi. O zaman İspanya'daki son İslam devleti de Benahmer Devleti oldu. İşte bu tarihlerde Osmanlı Devleti'nin başında İkinci Bayezid vardı arkadaşlar. İkinci Bayezid buradaki zulme uğrayan Müslümanları ve sadece Müslümanlar yok orada, Yahudiler de var. Orada zulme uğrayan Müslümanları ve Yahudileri kurtarmak amacıyla oraya gemiler gönderdi. Normalde savaş açmamız gerekiyordu ama açamadık. Neden? Hatırlayın İkinci Bayezid dönemi eski bilgilerinizden. İkinci Bayezid dönemi bizde iç sorunların olduğu bir dönem. Cem Sultan isyanı var bu dönemde. O yüzden 2. Bayezid sadece
Kaptan deryalarını gönderdi, komutanlarını gönderdi. İşte Oruç Reis ve Hızır Reis gittiler İspanya'ya ve oradaki Müslümanları Kuzey Afrika'ya, Yahudileri de Selanik'e, İzmir'e ve İstanbul'a yerleştirdiler. Yani bizim yapabileceğimiz ancak bu oldu. Türkiye Yahudilerin geliş tarihi 1492'dir arkadaşlar, tamam mı? Bu iki devlet, Endülüs Emevi Devleti ile Benahmer Devleti'nin ortak yönü bilim ve sanattır. Kurtuba'daki medreseler, Gırnata'daki medreseler çok meşhurdur arkadaşlar. İslam tarihinde ve Avrupa dünyasında bu medreselerde görülen eğitim, verilen eğitim Avrupa'da Rönesans'ın oluşumuna etki etmiştir. Bu bağlantıyı unutmuyorsunuz. Mesela Firnas. Firnas, İslam dünyasında hatta dünya tendikte fuçuş denemesini yapan Müslüman bilgindir. Endülüslüdür. İbni Rüşd, filozoftur. Aristo mantığını Avrupa'ya öğreten adamdır. Aklın babasıdır, Endülüslüdür. Bunların hepsi bu dönemde yetişmiş. Doğal olarak mesela İbni Haldun Endülüslüdür arkadaşlar, orada yetişmiştir. Doğal olarak yani ismi çok meşhur olan İslam alimlerimizin büyük bir çoğunluğu Endülüs'te eğitim almış. İşte buradaki bilim ve sanat alanındaki gelişmeler Avrupa'da Rönesans'ın yaşanmasına, bilimin yeniden doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlantıyı unutmuyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Geliyorum şimdi Abbasilere, Abbasi Devleti. Şimdi şunu bir hatırlayın. Kadraja gireyim. Şunu bir hatırlayın arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi Emeviler yıkıldı. Emevilerin yıkılmasının birçok sebebi vardı ama Emevilerde şöyle bir bağlantı kurmuştum size. Ebu Müslim isyanıyla yıkıldı. Ebu Müslim bir Türktür ve Ebu Müslim Abbasi Devleti'ni kuracak olan Ebul Abbas Abdullah'a destek verir. Ebul Abbas Abdullah'ı Şam'da halife ilan eder Ebu Müslim isyanıyla isyanıyla Emevi devletini yıktıktan sonra. O zaman 750 yılında Ebu Müslim isyanıyla Emevi devleti yıkılır. Ebu Müslim tarafından Ebul Abbas Abdullah Şam'da halife ilan edilir. Saffah lakabını alır, kan dökücü. Çünkü bu sadece devletini kurmakla kalmadı. Emevi sülalesini katletmeye başladı. Emeviler de demin söylediğim gibi hatırlayın İspanya, Endülüs'e kaçtılar. Ama asıl kurucu Mansur'dur. Mansur diğer bir ifade Ebu Cafer Mansur'dur arkadaşlar. Asıl kurucu Ebu Cafer Mansur kabul edilir. Bunun temel sebebi şudur. Devletin kurumlarını kuran, o devleti bağımsızlığını kazandıran Ebu Cafer Mansur'dur. Mansur da diyebiliriz tek başına. Mansur asıl kurucu kabul edilir. Osman-Orhan ilişkisi gibi. Osman kurucu, Orhan asıl kurucuydu Osman'da, hatırlayın. Ve Cafer Mansur Medinetü Selam şehrini kurar. Bugünkü adı Bağdat olan şehri kurar. Ve devletin merkezini Bağdat'a taşır. O zaman Abbasiler döneminde devletin başkenti değişti. Tekrarlayalım. Peygamber Efendimiz ve 4 halife döneminde Hazreti Ali'ye kadar Medine başkent oldu. Hazreti Ali döneminde Küfe şehri başkent oldu. Emeviler döneminde Şam şehri başkent oldu. Abbasiler döneminde de Bağdat şehri başkent oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Harun Reşit dönemine gelince Harun Reşit Abbasilerin en parlak devridir. Avrupa'da insanlar birbirini öldürürken, kadınlar cadı diye yakılırken, delirmiş olanlar ya da akıl sağlığı yerinde olmayanlar içine cin, şeytan kaçmıştır diye yakılırken İslam dünyasında tedavi yöntemlerinin ortaya çıktığı dönemdir Abbasiler dönemi. Hem bilim anlamında arkadaşlar, hem akıl anlamında Abbasiler döneminde Rönesans ortaya çıkmıştır. İslam Rönesansı ortaya çıkmıştır. Yani şudur, İslam Rönesansı 8. yüzyılda, yani 750'den sonra 700'lü yıllarda İslam dünyasında ortaya çıkmışken Avrupa o yüzyıllarda karanlık çağını yaşıyordu. O yüzden de Harun Reşit dönemi İslam Rönesansı'nın ortaya çıktığı dönem olarak kabul edilir. Ve Avrupa'da Harun Reşit yapmış olduğu bilimsel çalışmaları ile meşhur olmuştur. Bu nedenle de Abbas Devleti'nin en önemli dönemi Harun Reşit dönemi olarak kabul edilir. Anlaştık mı arkadaşlar? İkincisi ise Harun Reşit Avasım adını verdiğimiz şehirler kurdurur. Avasım dediğim şehirler sınır şehirlerdir. Bakın ben şuraya küçük bir harita çizdim. Burası Anadolu olsun, tamam mı gençler? Çok basit bir harita. Burası
Suriye toprakları, Irak toprakları, Arap Yarımadası. Burada hangi devlet var? Bizans. Harun Reşit Bizans sınırına şehirler kuruyor. Antakya, Mersin dolaylarına şehirler kuruyor. Bu şehirler askere dayalı şehirler ve komutası da Türkler. Avasım şehrinin komutasını Türkleri veriyor Harun Reşit. Demek ki Abbasiler döneminde ne öğrendik? Türkler devlet kademesinde görev almaya başlamışlar. Peki Emeviler döneminde böyle miydi? Hayır, asla böyle değildi. İşte Avasım şehirleri Bizans saldırılarına karşı İslam dünyasının topraklarını korumak amacıyla kurulmuş olan şehirlerdir. Sınır şehirlerdir, orduya dayalı şehirlerdir. Bunu Kur'an'da Harun Reşit olmuştur. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Halife Memun döneminin en önemli özelliği şudur. Beytül Hikme kurulmuştur. Beytül Hikme, hikmet evi, bilgi evi anlamına gelir. Tercüme odasıdır arkadaşlar. Çok pardon. Yani Beytül Hikme'de Hintçeden, Yunanca'dan, yani Grekçe'den, Rumca'dan birçok eserler Arapça'ya kazandırılmıştır. Ve bu eserler buralarda çoğaltılmıştır. O yüzden Beytül Hikme'nin, bilgelik evinin, bilgi evinin ne anlama geldiğini, hem tercüme hem kütüphane olarak kullanıldığını, farklı eserlerin Beytül Hikme'de tercüme, Arapça'ya tercüme edildiğini ve bu kurumun Halife Memun döneminde kurulduğunu unutmuyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu önemli bir bilgiydi. Memun deyince Beytül Hikme aklımıza gelecek. Ayrıca Memun döneminde Türkler devlet yönetiminde çok fazlasıyla etkili olmaya başlamışlardı. Yani aslında Mansur döneminde devlet kademesine girmişler. Harun Reşit döneminde orduya alınmaya başlamışlar. Memun döneminde ise devlet yönetiminde etkili olmaya başlamışlardır. Mu'tasım dönemine gelir. Mu'tasım'ın annesinin Türk olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Şimdi Mu'tasım dönemine geldiğimizde şunu bileceksiniz. Mu'tasım döneminde Bağdat'ın kuzeyinde Samarra adını verdiğimiz bir şehir kuruluyor. Hatta bu şehrin kurulmasında Türk bir komutan olan Eşnas etkili oluyor. Eşnas gözetiminde böyle bir şehir kuruluyor. Peki Samarra şehrini kim kurdu? Abbasiler. Hangi halife döneminde? Mu'tasım döneminde kurdular. Peki Samarra nedir? Samarra Türklerin yaşadığı, Türklerden başka kimsenin girmesinin yasak olduğu ve Türklerin askeri kimliklerini korumak amacıyla kurulan şehrin adı. O zaman şöyle bir soru sorduklarında Abbasiler döneminde Türklerin askeri kimliklerini, askeri özelliklerini korumak, askeri özelliklerin yok olmasını engellemek amacıyla sadece Türklerin yaşaması için Abbasiler tarafından kurulan şehrin adı nedir? Sorusunun cevabı Samarra şehridir arkadaşlar. Lada Samarra'dan aklınıza gelsin eski. Samarra şehridir ve bu şehir Halife Mu'tasım döneminde kurulmuştur. Türk asıllı bir komutan olan Eşnas tarafından kurulmuştur. İkincisi ise bu dönemde yine Türk asıllı bir komutan olan Afşin Mu'tasım döneminde ordusunu alır, Doğu Roma'ya saldırır, Eskişehir topraklarını, Eskişehir'e kadar olan toprakları fetheder. Yani ne öğrendik? Abbasiler döneminde 9. yüzyılda, 800'lü yıllarda yani 9. yüzyılda Türkler Abbasi ordusunda komutanlık yaptı, çok önemli görevlere getirildi. Hatta Anadolu'ya bu Türkler akınlar düzenleyen orduların komutasında yer aldılar. Şöyle bir bakalım o zaman. Türkler Anadolu'ya ne zaman girdi? İlk defa Avrupa Hunları döneminde Ulduz tarafından Anadolu'ya girdiler. İki Sabirlerle. Hunlar döneminde 4. yüzyıl, 300'lü yıllar. Sabirler döneminde 6. yüzyıl, 500'lü yıllarda girdiler. Üçüncüsü Abbasiler döneminde 9. yüzyılda girdiler. İşte Afşin komutasındaki Türk ordusu, Arap ordusu, İslam ordusu, Eskişehir'e kadar olan toprakları aldı. Asıl dördüncüsü, bize ileride lazım olan bu, Çağrı Bey komutasındaki, Tuğrul ve Çağrı Bey'i hatırlayın, Büyük Selçuk Devleti'nin kurucuları olacak bu. Çağrı Bey komutasındaki Selçuklu ordusu Anadolu'ya girdi. 1015-1021 yılları arasında. Beşincisi, 1048'de Tuğrul Bey döneminde Pasinler Savaşı yapıldı. Altıncısı, 1071 Alparslan komutasında Malazgirt Savaşı yapıldı. İşte bunlar yavaş yavaş Türklerin Anadolu'ya girişine zemin hazırlayan olaylar oldu. Ben Malazgirt'i anlatırken ben bundan bahsedeceğim size şu anlattıklarımdan, tamam mı? Arkadaşlar 9. yüzyılın son ortalarına doğru, sonlarına değil, devlet zayıflamaya ve parçalanmaya başladı. Tavaifül Mülük devletleri kuruldu. Tavaifül Mülük Arapça'da demin söylediğim gibi küçük devletçiklerdir. Ve bu devletçiklerden ikisini unutmayacaksınız. Mısır'da kurulan ki çok devlet var.
Tahriler var, Saffariler var, Aglebiler var, Samaniler var, Büveyhiler var, Fatimiler var. O kadar çok ki. Bize burada lazım olan Türklerin kurduğu devletlerdir. Arkadaşlar iki tane bunu asla unutmayın. Biri Tulunoğulları Devleti, diğeri ise İşşidiler. Bunu ileride anlatacağım size. Bu ikisi Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesinin sarsılmasıyla kurulmuş Türk devletleridir. Bunlar Mısır'da kurulan Türk devletleridir. Tekrar ediyorum. Abbasi Devleti zamanla zayıflar. Uzak bölgelere atanan vali ve komutanlar tarafından devletler kurulur. Bu Abbasi'nin Mısır'a, Tunus'a, Horasan'a, İran'a atanan valileri tarafından kurulan devletlere tavaif-i mülük devletler diyoruz. Bu kurulan devletlerden iki tanesi Türk komutan ve valiler tarafından kurulmuştur. Bunlardan birisi Tolunoğulları Devleti, diğeri ise İşşidiler Devleti'dir. Tolunoğulları Devleti Tolunoğlu Ahmet tarafından, İşşidiler ise ya da Akşitler ise Muhammed İşşit tarafından kurulmuştur. Bu ne ileride Türk İslam tarihine girdiğimizde size anlatacağım zaten. Arkadaşlar Abbasilerin özelliklerine gelince, genel özelliklerine gelince Emeviler aklınıza gelsin. Emevilerde ne vardı? Arap devleti anlayışı vardı, mevali anlayışı vardı. Abbasiler mevali anlayışına son verdiler. Arap devleti anlayışını İslam devleti anlayışına dönüştürdüler. Birinci bilgi bu. İkincisi devlet yönetiminde farklı unsurlardan da yararlandılar. Emeviler yararlanmamıştı, hatırlayın. Arkadaşlar Türk ve İranlıları devlet yönetiminde görevlendirdiler. Ordu komutasında, valilikte, askerlikte, memurlukta görevlendirdiler. Emevilerden farkı dikkat edin ikisi de. Arkadaşlar Bağdat şehrini kurdular. Cafer Mansur döneminde, bu Cafer Mansur döneminde Bağdat şehrini kurdular. Başkenti Bağdat'a taşıdılar. Adı Medine-tüs-Selam'dı. Vezirlik teşkilatını geliştirdiler. Vezirlere geniş yetkiler verdiler. O vezirler çok önemli yerlere kendi adamlarını atadı. O adamları da kendi devletlerini kurdu. Abbasi parçalandı. Yani aslında vezirlik kurumu yavaş yavaş Abbasiler döneminde önem kazanmaya başladı. Çünkü vezirlere geniş yetkiler verdiler. Arkadaşlar divanı geliştirdiler. Hatırlayın divanı Hazreti Ömer kurmuştu. Bu divana Emeviler birkaç tane daha divan eklemişti. Divanı Belit gibi. Şimdi Abbasiler bunu daha da geliştirdiler. Divan-ı inşa yazışmaların yapıldığı divan. Divan-ı ceyş, ordunun ihtiyaçlarının karşılandığı divan. Ceyş, ordu demektir. Divan-ı beytülmal, hazine. Hatırlayın hazine-i beytülmali kuran Hazreti Ömer'di ama divan-ı beytülmali kuran Abbasiler olmuş oldu. Bir de divan-ı mezalim var. Divan-ı mezalim, arkadaşlar Abbasilerden itibaren tüm İslam ve Türk İslam devletlerinde olacaktır. Unutmayın bunu. Divan-ı mezalim, mezalim, zalim, zulme uğramış, zulmedilen insanların haklarını korumak amacıyla kurulmuş olan divandır. Yani şöyle diyelim, Harun Reşid halif attım kafadan, oğlu halka baskı yaptı babasının nüfuzunu kullanarak. Babası eğer adilse, adaletli olmak istiyorsa oğlunu yargılayacak. Üst düzey devlet adamıdır oğlu. Nerede yargılanacak? Divan-ı mezalimde. O zaman divan-ı mezalim üst düzey devlet adamlarının halka karşı olan sorumluluklarını ya da devlete karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda işleyen ve onların yargılandığı divandır. Yani halkın ihtiyaçlarının gözetildiği, halka zulmün önlenilmeye çalışıldığı divandır. Bunu da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yani divan-ı mezalim aslında adalet mekanizmasıdır. Arkadaşlar İslam dünyasına Rönesans'ı yaşatan Abbasi Devleti'dir ki burada iki faktörden bahsettim. Bir Harun Reşid'in yapmış olduğu çalışmalar, iki asıl Halife Memun döneminde Beytül Hikme'nin kurulması önemlidir. Üçüncüsü ise diğer önemli bilgisi şudur. 1258 yılında İlhanlı Devleti yıkıldı. Arkadaşlar İlhanlı Devleti diyorum. Abbasi Devleti yıkıldı. Nasıl yıkıldı ondan bahsedeceğim size. Dikkat edin şimdi buraya. İyi dinleyin arkadaşlar. Şuradan Serkan şu boşluğu çek, tamam mı? Şu boşluğu çek. Burayı alalım. Orada dar geldi bana orası. Oynayamıyorum.
arkadaşlar şurası Bağdat olsun, tamam mı? Bağdat şehri olsun burası. Kim var burada? Abbasi devleti var. Güzel. Tarih 1258. 1258 yılı itibariyle İran topraklarında şurada bir İlhanlı devleti var. Şurada da arkadaşlar Memlük devleti var. Tamam mıdır? Şurada da gücünü kaybetmiş olan bir Anadolu Selçuklu devleti var. Kösadağ Savaşı'ndan sonra parçalanmaya girecek. Şuradaki İlhanlı Moğol Cengiz İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla kurulmuş olan devletlerden bir tanesi. İleride anlatacağım size onu. Moğol Cengiz İmparatorluğu parçalanıyor. Kırım'da Altın Orda, İran'da İlhanlı, Orta Asya'da Horasan bölgesinde, Orta Asya bölgesinde, Semerkant bölgesinde, Çağatay Devleti Çin'de ise Kubilay Devleti kurulacak. Şuradaki İlhanlı Devleti kurucusu Hülagü'dür arkadaşlar. Hülagü tarafından kurulacak. Hülagü 1258 yılında gelip Bağdat'ı yağmalayacak. Bağdat'ı yağmalayacak. Abbas devletini yıkacak. Abbas devletini yıkmakla kalmayacak. Bu bilgi çok önemlidir. Hemen aklınızda Beytül Hikme gelecek, gelsin. Bağdat'taki medreselerde ve kütüphanelerde bulunan eserlerin hepsini tahrif edecek. Fırat ve Dicle Nehri'ne atacak ve günlerce Fırat ve Dicle Nehri mürekkep renginde akacak. Buna neden olan ise İlhanlı devlet hükümdarı Hülagü olacak. İşte bu olay İslam Rönesansı'nın bitmesine ve İslam dünyasında fikri geriliğin başlamasına sebep olacak. Bugün bile biz o fikri geriliğin içerisindeyiz. O zaman İslam dünyasındaki fikri geriliğin en büyük sebeplerinden birisi, hatta en başlıcası, İlhanlı hükümdarı Hülagü'nün Bağdat'taki bilimsel eserleri yok etmesi, yakıp yıkması, suya atmasıdır arkadaşlar. Doğal olarak 1258'den sonra, yani 13. yüzyıldan sonra İslam dünyasında bilimsel çalışmalar durmuştur. Doğru düzgün bilimsel çalışma yapılamamıştır. Hep 13. yüzyıl öncesidir bilimsel çalışmalarımızın çoğu. Anlaştık mı arkadaşlar? Tarih kaç? 1258. Çok önemli bir tarihtir. O yüzden ayrıca çizdim, unutmuyorsunuz. İkinci bilgi de şudur. Abbas devleti yıkılır. Abbas halifesi Mısır'a kaçar ve Memluklar halifeyi korumaya başlar. O zaman halife Memluk korumasında varlığını 1517'ye kadar devam ettirir. Yavuz Sultan Selim 1517'de Memluk devletini yıkar. Mısır topraklarını Memluklardan alır ama halifeliği Abbas oğullarından alır. Çünkü Memluk hükümdarları aynı zamanda halife değildir. Halifelik Abbas oğullarında devam eder ama kimin korumasında? Memlukların korumasında devam eder. O yüzden bilgi nedir? 1258'den 1517 yılına kadar halifelik yine Abbas oğullarında devam eder ama Memluk korumasında devam eder. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethedip Memluk devletini yıkınca halifeliği de Abbas oğullarından alır. Ama nasıl? Memluk korumasındaki Abbas oğullarından alır. O yüzden İslam dünyasının koruyucularından birisi de Memluklar olmuş olur. Halifenin koruyucularından birisi de Memluklar olmuş olur. Ama Osmanlı halifeyi koruyan değil, halifelik makamını bir san olarak kullanan olmuştur. Osmanlı padişahları Yavuz'dan itibaren halife ünvanını bir san olarak kullanmıştır ki halife ünvanını san olarak kullanan tek Türk devleti Osmanlı'dır. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki, tahtamızı temizliyoruz. Bitirdik. Yani İslam tarihini bitirdik, tahtamızı temizliyoruz. Türk İslam tarihiyle yeni bir ümit üniteyle yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım.